Hüseyin Gülerce. 1 Kasım'dan G20'ye Erdoğan liderliği 1 Kasım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durdurulması ve AK Parti'nin tek başına iktidar olmasının önlenmesi planının yırtılıp atıldığı tarihtir. Bu plan 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşara üzerinden Erdoğan'ın tutuklama hamlesinde aleniyete dökülmüştü. 17-25 Aralık 2013 darbesiyle Topyekün saldırıya geçilmişti. Muhalefet partileri 1 Kasım öncesi iki cepheden saldırıya geçtiler. 1. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için kaçak saray yaftalamasıyla Sayın Erdoğan'ın itibarsızlaştırılması. 2. Seni başkan yaptırmayacağız diyerek diktatörün önünü keseceğiz saldırısı. Bir de F. Gülen'in ve medyasının düşmanlık cephesi vardı. Kısaca Gülenistler diyeceğim bu cephe bir yandan muhalefet bloğuna başta HDP olmak üzere aleni destek verirken diğer yandan Gülen'in teşvik telkin ve zehirleriyle Erdoğan'a Firavun Deccal Yezid münafık göndermeleri yaparak zalime dur demeliyiz kampanyası yürüttü. Muhalefetin ve Gülenistlerin destek gücü ise Doğan medyasıydı. Siyasi muhalefet Gülenistler ve Doğan medyası üçlüsünü pervasız yapan cesaretlendiren sahip 7 Haziran seçim sonuçları oldu. HDP'nin barajı aşması, AK Parti'nin koalisyona mahkum görünmesi onları tamam Erdoğan'ı ve AK Parti'yi nihayet tökezlettik zafer sarhoşluğuna itti. El birliğiyle öylesine hava istirdiler ki sanki AK Parti birinci parti değil de barajın altında kalan partiydi. Gülen medyası önce restorasyon hükümeti iş başına deyip CHP-MHP-HDP hükümeti istedi. Sonra da Erdoğan'ın işi bitirilmeli dedi. Dine hizmet, eğitim diye yola çıkan bir cemaat savrula savrula Erdoğan düşmanlığıyla devlete savaş açıyor, ülkenin uçurma sürüklenmesini önemsemiyordu. PKK'nın siyasi kolunun hükümet ortağı olmasını istiyordu. Gülenistlerin Washington ve Brüksel'deki onursuz muhbirler lobisi, Cumhurbaşkanımız dışarıda itibarsızlaştırmak için çırpındılar. Erdoğan'ın batı dünyasında artık ciddiye alınmadığını, Obama'nın kendisiyle telefonda bile görüşmediğini ve neler neler yazdılar. İçeride de kumpaslarla MİT üzerinden terör örgütü ve DAEŞ'e silah yardımı yapıldığını, Erdoğan ve Davutoğlu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini yazıp çizdiler. Türkiye'yi, ülkemizin yöneticilerini haince jurnallemekten çekinmediler. İşte 1 Kasım gayrimilli bir ittifakın bütün şom ağızlarını susturdu. Bir elektroşokla Türkiye'nin ritmini bozanların hepsinin çenesini kapattı. Milletin kafasını karıştıranların istikrarı bozmaya çalışanların felaket tel lalığı yapanların hepsinin fiyakasını 1 Kasım'daki millet iradesi bozdu, onları hüsrana uğrattı. 7 Haziran'dan sonraki süreci maharetle, basiretle yöneten, gerçek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bir koalisyon batağına düşmekten kurtardığı gibi istikrarın, kalkınmanın yeni bir heyecan ve şevkle devam etmesinin de önünü açtı. İşte dün sona Eren G20 zirvesi, Erdoğan sempatisinin ve liderliğinin dost düşman bütün dünyaya gösterilmesi açısından yeni bir fırsat oldu. Türkiye Türkiye'yi DAEŞ üzerinden jurnalleyenlere inat, Amerika ve Avrupa Türkiye'ye terörle mücadelede verdiği destek için şükranlarını sundu. Şimdi fitnecilerin, kendi ülkesinin cumhurbaşkanına düşmanlık eden haysiyetsiz muhbirlerin elleri böğründe kaldı. Kendi çirkeflikleri yüzlerine gözlerine bulaştı. Pensilvanya'dan bize diş gösteriyorlar, ısırıyorlar, sallaya atıyorlar diyen zatın ağzını bozması, bir akıl tutulması bir nezaketsizlik olarak kayda geçti. Gülenistler devletle savaşılamayacağını, darbe üstüne darbe yiyerek görüyorlar. Hüseyin Gülerce star